Merhaba Akrep Burcu ve özellikle yükselen Burcu Akrep olanlar, Temmuz 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 5 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 14 derecesinde bir yeni ayla Temmuz ayına başlıyor olacağız. Sizin de böyle çok konusu bol bir noktada gerçekleşiyor bu yeni ay. Mahkemeler, hukuksal süreçler, davalarla bağlantılı konularda bir yeni gelişme durumu söz konusu olabilir. Yeni bir tanık, yeni bir beyan durumu olabilir. Bu dönem aynı zamanda daha çok böyle hayatta büyük ideal ve planlarınızda. Yurt dışı konuları, uzak ülkeler, yabancıların işin içerisinde olduğu girişimleriniz var ise ya da bir hani akademik yolda iseniz üniversite hocalar ve bu tip girişimlerinizde yeni gelişmeler olabilir. Burası böyle ticaretin de noktası olduğu için böyle ticaretle uğraşan bir birey için bu alanda yeni gelişmeler verecektir. Yeni niyetler, yeni sektörler ya da yeni ortaklıklar verebilir. Bu dönem özellikle böyle hayata dair planlarınızı biraz daha gözden geçireceğiniz bir dönem. Evli ve rutin bir hayatınız var ise, eşinizin akrabaları, kardeşleri ve buradaki ilişkilerde de yine çok güzel böyle keyifli yenilikler sunacaktır. Bu dönem eğer ikinci bir evlilik döngüsünde iseniz, burada yeni bir kişi karşınıza çıkıyor olabilir. Böyle ayaklarınızı yerden kesen yeni bir ilişki içerisinde kendinizi buluyor olabilirsiniz. Hani bu bağlamda da yine bir tetiklenme oluşturacaktır. 14 dereceye baktığımızda Vedik sistemde Pınar Basu nakşatrasına denk gelen bir derece. Burası tekrardan ışımak, tekrardan parlamak, bir şekilde dikkat çekmektir. Kaybedilen hakların ya da yıkılan şeylerin tamiriyle ilintili bir nokta. Kaybedilen şeylerin tekrardan kişiliğe dönmesiyle ilgili bir nokta. O yüzden hakların kaynağına dönmesiyle ilgili bir enerji oluşturuyor olabilir. Örneğin bir hukuksal süreçte bir kayıp durumu oldu. Tekrardan başvurdunuz, tekrardan uğraştınız. Bu süreç artık hani sizin lehinize ilerliyor olabilir. Bu bağlamda bir şans veriyor olabilir. Ya da akademik bir döngüdesiniz. Hani üniversite hocalar, tez dönemi ve buradaki ilişkilerdeki beklediğiniz şeyi buluyor olabilirsiniz. Burada yeni bir taze böyle bir filizlenen bir başlangıcı çok tetikliyor olacak. Derecesine baktığımızda 14 derece geçmişte 10 Temmuz 2021 tarihinde tekrardan tetiklenmiş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri yaşanıyor olabilir bu dönem. Ama genel anlamıyla baktığımızda böyle büyük hayat planları, mahkemeler, akademik yol, yurt dışı ya da böyle ALES-YDS'e üniversite ve ilerisi döngüde iseniz o tip sınavlarla ilgili konular, uzun eğitim programları ile ilgili niyetleriniz ve eşinizin akrabaları, kendi kardeşlerinizin evlilikleriyle ilgili durumlar, ikinci bir evlilik döngüsündeyseniz bu konular ya da böyle torunlarla ilgili bir durumda yine olabilir burası ve üçüncü çocuğunuzu da yine kapsayacak bir nokta. Hani böyle ikinci, üçüncü de anlamlarına da değindim. Çünkü burada böyle güzel, keyifli bir başlangıcınız var. Çok konfor içerikli, çok kolaylıkla hayatınızda olacak. Hayatınızda çok kolaylıkla yeşerecek bir başlangıcınız var. Sonrasında 11 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'nda transite başlıyor olacak. Kariyerinizle ilgili olarak böyle güzel gelişmeler. Yüzünüzü güldürecek, çok böyle olumlu bir etkiyi oluşturacak. Biraz kariyerde göz kamaştırıcı olma ihtimaliniz var. Bulunduğunuz ortamda böyle toplumda daha çok fark edilme, kariyerinizde böyle güzel başarılar ya da güzel böyle bir takım girişimler söz konusu olabilir. Bu dönem annenizin hayatıyla ilgili olumlu gelişmeler yine verebilir. Ve burası hani otorite figürleridir. Onlarla olan ilişkilerinizde böyle umduğunuz, beklediğiniz şeyleri bulmak ya da beklentileriniz çok çabuk karşılık buluyor olabilir. Hani bir makam, bir mevki istiyorsanız bu dönem ilişkiler çok sıcak, çok olumlu. Daha hani umduğunuz sonuca kolaylıkla varabileceğiniz bir enerjiyi oluşturacaktır. Bu dönem hani genel anlamıyla alkış almak, takdir edilmek, bir şekilde böyle toplumda fark edilmek adına olumlu bir enerji oluşturuyor. 15 Temmuz'a geldiğimizde ise Mars'ın Uranüs'te bir kavuşumu gerçekleşecek Boğa Burcu'nda. Böyle biraz evlilik konusunu harekete geçirecek. Evliliğinizde bir takım ani sürprizli gelişmeler olabilir. Eğer evli rutin bir hayatınız var ise evliliğinizde ya da eşinizin hayatıyla ilgili girişimleriyle ilgili sürprizli ani
gelişen bir takım böyle fevri içerikli kararlar alma ihtimali var. Ya da mevcut süreçlerinde uzun zamandır beklediği bir hani mücadele ettiği bir durumda sürpriz bir sonuç, sürpriz bir durum gelişiyor olabilir. Hani evlilik ya da eşinizin hayatında bu tip konuları çok tetikliyor olacak. Eğer ortaklıklarla işler yapıyorsanız, anlaşmalar, sözleşmeler ve bu süreçlerle ilgili bir gündeminiz var ise burada da yine ani, biraz fevri ve işin içerisinde biraz rekabetin olduğu sürprizli durumlara açık olabileceğiniz bir kavuşum. Burada biraz böyle ani ve ani gelişen olaylarda daha sakin bir tavır tutum içerisinde olmanızı öneririm. Çünkü Mars-Uranüs kavuşumları biraz böyle bomba etkisi yaratabiliyor. Sürprizler işin içerisinde biraz böyle aceleci, fevri, çok fazla bir enerjinin olmasından kaynaklı. Hani biraz böyle adeta frene basamama etkisinde olacağı için biraz ağır hareket etmekte fayda var. Parasal mevzularda özellikle sürpriz içerikli durumlar yaşanabilir. Sonrasında 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Bu dolunay çok kadersel bir derecede gerçekleşecek. Sizin de böyle yakın çevre akrabalarınız, kardeşler, kuzenler, komşular, birinci derece akrabalarınız, kan bağınız olan akrabalarla ilgili gündemlerinizde biraz iletişim trafiğiniz yoğunlaşabilir. Buradaki ilişkilerde bir takım hani beklediğiniz bir durum varsa bu beklenti artık sonuçlanıyor olabilir. Bir taşıt almak ya da elden çıkarmakla ilgili niyetlerde bir sonuçlanma verecektir. Küçük bir eğitim programındaysanız, bir kurs, bir eğitim sertifika döngüsündeyseniz bu eğitim programı artık bitiyor olabilir, sertifikayı alıyor olabilirsiniz. Bu dönem sınavlar ve mülakatlarla ilgili süreçlerde bir sonuç, beklediğiniz bir haber geliyor olabilir. Uzun zamandır hani beklediğiniz bir haberin sonucunu alabileceğiniz bir dolunay. 29 derece çok kritik ve analitik bir derecedir. O nedenle biraz kadersel planda sonuçlanan, kadersel planda tamamlanan durumlar yaşayacağınızı, iradenizin biraz daha minimal olduğu bir etkiyi oluşturacak. Özellikle bu Plüton kavuşumu da olduğu için değişim ve dönüşüm. Hep yaptığınız aynı hamlelerle hani farklı bir sonuca varamayacağını fark edeceğiniz, o nedenle bir şeyleri değiştirerek ancak sonucu değiştirebileceğinizi fark ediyor olacağınız bir dolunay diyebilirim. O nedenle biraz değişim ve dönüşüme adapte olmakta fayda var. 29 derece Vedik sistemde Utara Aşağıdan Akşatrasına denk geliyor. Burada çok profesyonel bir şekilde hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Uzun bir mücadele döngüsünden geçtiyseniz, hani burada tam da pes ettim, tam da unuttum o mülakat sonucunu diyorsanız, tam da böyle unuttuğunuz ve pes ettiğiniz anda olumlu bir sonuç geliyor da yine olabilir. Bu bağlamda böyle kişi hani uzun mücadelenin neticesini tam da pes ettiği anda bulacağını, vaat edileceğini söylüyor. Derecesine baktığımızda geçmişte iki farklı zamanda tetiklenmiş bu derece. 21 Ocak 2023 tarihi, 24 Temmuz 2021 tarihi. O iki tarihe bir uzanın bakın. Neler yaşadınız? Bunun bir benzeri, bir artçılı ya da bir hani aynı konu içeriğinde olduğu bir konu yaşama ihtimaliniz yoğun olarak duruyor 21 Temmuz'daki dolunayla. Dolunayın çok böyle analitik derecede olması biraz böyle işin içerisinde sancılı durumlar yaşayabileceğinizi, yakın akraba ya da yakın çevrenizdeki insanlarla biraz böyle kritik durumlar yaşayabileceğinizi, burada kalıplaşmış doğrularınızdan, sabit fikirli yapınızdan biraz da uzaklaşmanız gerektiğini de yine size söylüyor. Ebced değeri hesaplamalarında ya hadi esması çıkmış. 21 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.